on the way. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Sorusu olan var mı? Sormak isteyen, sorusu olan. Kıstım, kapat. Açın, tamam mı? Yani şu an hazır hocam. Evet, geçen iki hafta boyunca kabullenme konusunda, hayata nasıl yaklaşmamız konusunda konuştuk. Ne zaman, nerede aktif olmamız gerekiyor? Gerektiğinde ne zaman durabilmek gerekiyor? O noktada insanın bu nokta, bu anlamda sınırlarını bilmesinden bahsettik. Gerçekten de insan doğru sınırlar içinde olmadığında bu sefer kendisine de çevresine de zarar verebiliyor. Kişi kendi imkanlarını, kendisine verilen gücü, imkanı, kabiliyeti doğru bir biçimde tanımlamadığında, tespit etmediğinde o zaman ne devreye giriyor? Ya zihin devreye giriyor, düşünce devreye giriyor ve ne yapıyor bizi? Bu böyle olmaza götürüyor. Yani böyle bir şey olamaz, böyle bir şey olmamalı. Böyle bir durum kabul edilemeze götürüyor. Diğer taraftan da istek merkezimiz bizi takıntıya götürüyor. Yani bir şeyin olmasını istiyoruz. Olmaması istek merkezimizde neye sebep oluyor? Bu niye olmuyor? Bu böyle olmuyor şeklinde bir arzuya, tutkuya bizi hapsediyor. O yüzden İslam ahlak geleneğinde üç merkezden bahsedilir. Bunları belki çoğumuz zaman zaman duymuşuzdur. İnsanda akıl kuvveti var, istek kuvveti var ve koruma kuvveti var. Yani bir başka ifadeyle düşünme gücü, istek gücü ve eylem gücü var. Bu üç güç gerçekten psikolojik düzeyde bize bir imkan olarak sunulmuştur. Ama geçen haftaki konuşmamızda da ifade ettiğimiz gibi bunlara bir sınır, bir tahdit konmamıştır. Mesela neyi ne kadar koruyabilirsin veya neyi ne kadar korumalısın? Buna bir tahdit konmamış. Neyi ne kadar istemelisin? Buna bir tahdit konmamış. Neyi ne kadar düşünebilirsin? Buna da bir tahdit konmamış. Yani neyi ne kadar düşüneceksin? Neyi ne kadar düşüneceksin? Neyi ne kadar isteyeceksin? Neyi ne kadar yapacaksın? Bunların sınırı konmamıştır insan varlığında. Fakat bunların geçen hafta da söylediğimiz gibi ölçüleri verilmiştir. Bu hem iç varlığımızda bunun ölçüleri vardır, hem de ilahi mesaj, vahiy olarak bunların ölçüleri konmuştur. Eğer bu iç ve dış ölçüyü kendimize rehber edinirsek, o zaman neyi ne kadar düşüneceksin, neyi ne kadar isteyeceksin, neyi ne kadar yapacaksın? Bunların fıtri dengelerini bulmuş oluruz. İşte bazen insan ne der? İşte geleceği çok düşünüyorum. Peki geleceği ne kadar düşüneceksin? Veya geleceği düşünmen gerekiyor mu? Düşünmen gerekiyorsa diyelim ki ne kadar düşünmen gerekiyor? Bir istek ve arzun var. Bu istek ve arzuyu nasıl değerlendirmelisin? Diyelim ki bir şeyi istedin. Ne yapmalıyım önce? Bu makul ve meşru bir istek mi? Diyelim ki makul ve meşru bir istek. Tamam. Peki
bu makul ve meşru isteğim olmadığında, imkan ve şartlar el vermediğinde, bu makul ve meşru isteğim gerçekleşmediğinde ne yapacağım? İstemeye devam mı edeceğim? İstemekte diretecek miyim? Diyelim ki direttim, devam ettim diretmeye. Diretmeme rağmen gene olmadı. Peki ne olacak? İsteğim gerçekleşmiyor diye küsecek miyim? Benim hangi istediğim oldu ki artık hiçbir şey istemiyorum mu diyeceğim? İsteklerim gerçekleşmediği için isyan mı edeceğim? Yoksa başka bir şey mi yapacağım? Evet. O isteklerde makul ve kabul edilebilir bir hissiyatla yaklaştığımızda hani olmadı, bir oldu, iki istedik, üç istedik, olmadı. Fakat onun sınırı ne? Burada rahatsız olmamak, devam etmeye bir alamet olarak algılamak lazım, yoksa olmuyor deyip hani ısrar etmemek mi lazım? İşte orada insana bir basiret lazım. Yani bunun bir şeyi yok. Görünen bir ölçütü yok. Ama prensip şudur. Bir şeyin olmasıyla olmamasını eşit kabul edebilecek, yani şu anlamda, olursa çok iyi olur ama olmazsa da olur noktasında olursak, o zaman durumu daha objektif değerlendirme imkanı bulabiliriz. Eğer bu doğal pozisyonda olmazsak, o zaman durumu analiz etmemiz zorlaşır. Mesela diyelim ki çok istiyoruzdur, o kadar çok istiyoruz ki durumu analiz edemiyoruz. Analiz edemiyoruz ve diyoruz ki, hayır mutlaka olacak, biliyorum ben olacak, biraz daha bastırırsam olacak diyoruz mesela. Neden bunu diyoruz? Çünkü aşırı bir arzumuz var. Objektif göremiyoruz aşırı arzumuz olduğunu. O yüzden hani bir şeyin sınırını doğru tespit etmek için önce doğru bir yerde durmak lazım. Doğru yerde durmak. Objektivite kaçtığında artık orada durmak gerekiyor. Tabii. Mesela olursa güzel olur. Ama olmazsa da olabilir. Bu rahatsız edici bir durum değil. Diyebildiğinde o zaman daha objektif bir yerde duruyorsun. O zaman durumu analiz etmen de daha mümkündür. Ama diyelim ki ben bir şeyin arzusunu çok güçlü duyuyorsam, o zaman ben durumu analiz etmekte zorlanırım. Mesela bakıyorsun diyelim ki bir anne çocuğunun şöyle veya böyle davranmasını istiyor. Ama buna dair aşırı bir arzusu var. Çocuğum işte asla şöyle davranmamalı veya çocuğum mutlaka böyle olmasın. Mesela örnek vereyim. Çocuğum mutlaka okumalı diyorsun. Çocuğum mutlaka okumalı, üniversite bitirmeli. Öyle bir arzu var ki ondan başka bir ihtimale açık değilsin. Halbuki çocuğun okumak istemiyor olabilir. Bir an önce bir işe girip kendince bir meslek sahibi olup para kazanmak isteyebilir. Şimdi sen o durumu objektif şekilde görebilir misin? Göremezsin. Çünkü bir arzu tarafından yönlendiriliyorsun. Anlatabildim mi? Bir arzu tarafından yönlendirildiğin için de süreç objektif olarak okunamıyor. Veya bazen ne oluyor? Diyelim ki biriyle evlenmek istiyorsun, ailen karşı çıkıyor, aşırı bir arzu içinde oluyorsun, gözün görmüyor. Diyelim ki ailenin söylediği şeyleri gözün görmüyor. Diyelim ki ailen diyor ki bak böyle 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 bir durum var falan. Senin gözün görmüyor. Neden? Aşırı bir arzu içindesin. Sonra evleniyorsun, başının belasını buluyorsun. Peki niye öyle? Çünkü o an objektif bakamıyordun. Peki niye objektif bakamıyordun? Çünkü aşırı arzu içindeydin. Dolayısıyla aşırı arzu veya aşırı korku. Aşırı korku da bizi objektiflikten çıkarır. Bir şeye karşı aşırı bir korku duyuyorsun. O zaman sürekli kaçınma eylemi sergilersin. Mesela yapabileceğin bir şey varken geri durursun. Diyelim ki başarısızlıktan korkuyorsun. O zaman önünde atabileceğin adımlar varken adım atmıyorsun. Neden? Çünkü ya başarısız olursam diyorsun. Halbuki daha belli değil. Ama başarısız olma korkun senin atabileceğin adımlar olmasına rağmen seni bu sefer geri tutuyor. O yüzden
aşırı arzu, aşırı korku bizi objektiflikten uzaklaştırır. O yüzden bütün kadim geleneklerde ve İslam ahlak geleneğinde bu üç merkezin doğal ve dengeli bir biçimde olması gerekir. Eğer bu doğal denge sağlanmazsa, o zaman bize hizmet etmesi için verilmiş olan bu melekeler bizim aleyhimize işler. Yani düşünme aleyhine işler. Otomatik düşünmeler, kısır döngü düşünmeler, bir şeyin aslında belirsizliğine rağmen sürekli ona kafa yorman, aslında düşünme melekesini yanlış kullanmandır. Hatta dikkat edin, biz bazen düşünmeyiz. Otomatik düşüncelerin içinde bocalarız, onu da düşünme zannederiz. Ben çok insanlar şunu duymuş, ben çok düşünüyorum. Ben şu güne kadar çok düşünüp de, daha doğrusu şöyle, çok düşünüyorum deyip de çok düşünen bir insan görmedim. Çok düşünüyorum diyen insanlar da şunu gördüm. Zihin otomatik düşünceler içinde bocalıyor. Ona düşünme demiyoruz ki. Ben çok düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Ya ne olacak? Ya şöyle olursa, ya böyle olursa. Bu düşünme değil ki. Bu otomatik kaygılı temelde işleyen otomatik düşünceler. Sen bunların arasında pinpon topu gibi oynuyorsun. Tabii yorulduğun için çok düşündüğünü zannediyorsun. Çok düşünmek beni yoruyor diyorsun. Burada bir düşünme faaliyeti yok ki. Düşünme faaliyeti bir zincir ve bir muhakeme içerir. O yüzden buna dikkat edin. Yani düşünmek ayrıdır. Otomatik düşüncelerin arasında kalmak ayrıdır. Düşünmek odaklı, sistematik, muhakeme temelinde yürüyen bir düşünce zinciridir. Böyle ne kadar düşünebiliyorsanız düşünün. Tabii veriler varsa. Ama öbürü mesela düşünce değildir. Öbürü vehimle tetiklenen, korkuyla tetiklenen otomatik düşüncelerdir. Eğer siz zihnin farkında değilseniz, kendinizi zihin zannederseniz, o zaman bu düşünce otomatizması arasında kaybolup gidersiniz veya kaygılar içinde kalırsınız. Hatta çok insanda şunu görebiliriz, düşünmemek için veya o düşünceleri unutmak için bazen işte saçma sapan işler yapar, eğlenceye vurur, madde kullanır. Ben mesela çok insanda alkolün nedeninin bu olduğunu görmüşüm. Ben diyorum ki niye alkol kullanıyorsun? Zihnimi diyor yatıştırmak istiyorum. Düşünce geriliminden zihnim o kadar doluyor ki mesela alkolü düşünce zihnini durdurmak için veya zihnini örtmek için kullanıyor gibi. Veya diyelim ki eğlenceye vuruyor veya saçma sapan bir şeyler yapıyor. Veya en masumu iş yapmaya çalışıyor. İş yapayım ki kafam dağılsın diyor. Kafana üşüşenler ne? Yani onların farkında değil misin? Veya niye onlar üşüşüyorlar? Değil mi? Dolayısıyla bakın, bu üç merkez insana verilmiş birer imkan, birer hediye, birer araçtır. Ama onların nasıl kullanılacağını bilmediğinizde, ne ölçüde kullanacağınızı bilmediğinizde, o zaman onlar sizi yönetmeye başlar. Mesela diyelim ki istek kuvveti. İşte istiyorum. Tutturuyor insan, istiyorum. Yani neyi istiyorsun? Niye istiyorsun? Ne kadar istiyorsun? Sen bu istek misin? Değil mi? Mesela isteğim olmayınca üzülüyorum. O zaman sen istekten ibaret hale geliyorsun. Yani sen isteğinin efendisi değilsin. Hani bazen olur ya çocuklar, istediğini aldığınızda mutlu olur. İstediğini almadığınızda mutsuz olur.
neden çocuk isteğine orada mahkum bir halde? Esneyemiyor orada. Mesela istek konusunda esneyebilmek büyük bir imkandır. Yani bir neyi ne kadar isteyeceğim, nereye kadar isteyeceğim ve isteğim gerçekleşmediğinde nasıl bir durumdayım? Mesela isteğim gerçekleşmediğinde esneyebiliyor muyum? İslam ahlak kitaplarına baktığınız zaman iffet kavramının anlamı budur. Biz bunu yanlış tanımlamışız. İffet, istek merkezinin doğal ve dengeli haline verilen addır. İffetli olmak budur. Mesela 50 tane takım elbisen var. Bir vitrinde bir takım elbise görüyorsun, onu istiyorsun. Bu iffetsizliktir mesela. Anladın mı? Neden? Çünkü ihtiyacın yok. Ama istek merkezinde arzu doğmuş ve sen bunu görüp yönetemiyorsun. Ona malum oluyorsun. Hani günümüzde alışveriş bağımlılarına ne soruluyor? İhtiyacın var mı? İsteğin var diyor kişi. Ona şunu soruyorlar. İhtiyacın var mı? Neden? Çünkü aslında istek merkezi ihtiyaçla dengeli bir biçimde çalışmalı. Mesela bizde bazen istek merkezi ihtiyaçla birlikte çalışmaz hale geliyor. Arzuyla çalışmaya başlıyor. Peki neden? Yani işte onun altında bir kısım travmalar olabiliyor. Mesela bazı birkaç örnek vereyim. Diyelim ki çocukluğunda işte sana ayakkabı alınmamış. İşte bayramda görmüşsün, herkesin ayakkabısı var, senin yeni bir ayakkabın yok. O sende travma etkisi oluşturmuşsa, illa oluşturur değil, oluşturmuşsa bu sefer ayakkabı ihtiyacı ve açlığı doğallığını yitiriyor, o travma tarafından yönetiliyor. Sen sürekli sanki ayakkabın yokmuş gibi hissediyorsun. 50 çift ayakkabın oluyor, gene bir ayakkabı gördüğünde bunu da alayım diyorsun. Çünkü derinde travmatik bir açlık var, doğal bir şey değil. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Cüneyt Arkın'ın böyle hayatının için anlattığı bir şey var. Böyle bir açlık falan çekmiş, epey zor bir aile süreci var. İşte birçok kardeşi de ölmüş, maddi imkansızlıklar yaşamış vesaire. Sonra tam hatırlamıyorum ama yani hatırladığım kadarıyla böyle bir para kazanınca gidip fırından onlarca ekmek alıp ekmeklerle birlikte yatmış adamlar. Şimdi şu ne bu? İşte bu bir travma. Anlatabildim mi? Hatta o kadar ekmek yedim ki en son diyor çıkardım diyor yani. Midem bulanmış yani. O kadar yedim ki diyor midem bulanmış ve çıkardım. Şimdi ne bu? İşte istek merkezinin bir travma tarafından yönlendirilmesi. Bizde yok mu bunlar? Farklı farklı şekilde var. Dolayısıyla ne oluyor? İstek merkezi doğallığını yitiriyor. Yani doğal olarak ihtiyacın olup olmadığını artık tartamıyorsun. İçerideki bir travma, içerideki bir açlık, içerideki bir tutku, içerideki bir boşluk, içerideki bir eksiklik sana sanki doyurulamaz bir şey gibi geliyor. Mesela sevgi açlığı düşünebiliriz, duygusal anlamdaki açlıkları düşünebiliriz. Birçok farklı açlık, işte bu istek merkezinin doğru bir biçimde işlememesinden kaynaklanıyor. Aşırı istek, tutkulu istek veya tam tersi. Canın artık hiçbir şey istemiyor. Bazen öyle şey oluyor değil mi? Mesela bir şey istiyorsun olmuyor, bir şey istiyorsun olmuyor, bir şey istiyorsun olmuyor. Diyorsun ki artık hiçbir şey istemeyeceğim. Allah'a bile bazen kafa tutuyorsun. Ben artık ondan hiçbir şey istemiyorum, istediğim hiçbir şey yapmıyor diye tepki veriyoruz bazen.
ne o o zaman? Bu sefer istek merkezi bir ucu aşırı tutku, bir ucu da isteksizlik. Hiçbir şey istememe. Canım hiçbir şey istemiyor. Ne olmuş oldu? İstek merkezi aşırı uçlarda işlemiş ve yanlış işlemiş oldu. Mesela bazen çocuklarda bunu görürüz. Mesela bir şey ister, almazsın. Sonra 10 dakika sonra, yarım saat sonra dersin ki bir şey istiyor musun? Hayır der, hiçbir şey istemiyorum. Neden? İşte uçtan uca gitti. O yüzden bakın, bu merkezler doğru bir biçimde kullanıldığında birer imkandır, birer araçtır. Bunlar bizim hizmetimize verilmiş şeyler. Ama bunları tanıyamadığınızda, bunları doğru analiz etmediğinizde, doğru bir biçimde kullanmadığınızda o zaman bazen size hizmet ederler, bazen başınıza sıkıntı ve yük haline gelirler. Bir başka şey ne dedik? Düşünce, istek, eylem. Neyi ne kadar yapacaksın? Mesela düşünün, yol bitmiş, bir arabanız var ve yol bitmiş. Devam eder misiniz? Gaza basmaya devam eder misiniz? Çıkmaz sokak. Hayır, çıkacak der misiniz? Ama biz çok öyle şeyler yapıyoruz. Yani rasyonel düzeyde tabii ki böyle bir şey yapmıyoruz ama psikolojik düzeyde çok öyle şeyler yapıyoruz. Çıkmaz bir sokak, biz çıkarmaya çalışıyoruz. Neden? İşte orada bu olmalı diyen bir mekanizma var. İşte bu noktada insan hayatı kendine niye sorun haline getirir sorusunun da cevabını görüyoruz. Niye sorun haline getiriyorsun? Çünkü bu üç merkezi doğru bir biçimde yönetmiyorsun, yönetemiyorsun. Öyle bir şeyin bile farkında değilsin. Yani düşünce merkezini yönetmek nedir? İstek merkezini yönetmek nedir? Eylem merkezini yönetmek nedir? Ha, burada tekrar o metaforu hatırlatayım. Benim çok hoşuma gider. İşte Hazreti Musa'nın asası meselesi. Yani Allah Musa'ya diyor ki bu elindeki nedir? O da diyor ki ben buna dayanırım, yaprakları silkelerim ve hayvanlarımı güderim. Allah ona asanı bırak diyor. Bıraktığında yılana dönüşüyor. O da bir ürperiyor. Sonra tekrar onu al diyor. İşte asaya dönüşüyor ve onu kullanıyor. Bu benim çok hoşuma gider. Ben bunu şöyle yorumluyorum. İşte o asa bu üç merkezdir. Yani bize verilmiş olan bu üç merkezdir. Bu üç merkez farkındalıklı bir biçimde kullanıldığında, yani ben bu merkezleri kullanıyorum diyebildiğinde ve bu bilinç ve farkındalıkla bunları kullandığında sana hizmet ederler. Ama onlarla özdeşleştiğinde aslında bir canavardır ama sen farkında değilsin. Yani asayı bıraktı, ayrıştı ondan. Ayrıştığı anda onun ne mal olduğunu gördü amiyane tabirle. Yani sen öyle bir istek merkezinin tahakkümü altındasın ki ama özdeşleştiğinde farkında değilsin onun sana tahakküm ettiğini. Onun seni nasıl yuttuğunun farkında değilsin. Orada yılan sembolizmi de güzel bir şeydir. Mesela insanı yutan bir şeydir. Sürekli değişken bir şeydir. Değil mi? Şimdi sen mesela istek merkezinin mağdurusun aslında. Bir istek merkezi tarafından kontrol ediliyorsun. Ama ayrışamadığın için ne diyorsun? Ben istiyorum. Eğer bu senin idarendeyse bir bırak bakalım. Onun için ilginç bir şey söylenir. Mesela
böyle çok istiyorum, istemiyorum kavramlarını kullanan insanlara istediğini isteme, istemediğini iste bakalım. Bakın orada çok zorlanacaksınız. Yani o merkezin zıttına bir tutum sergilediğinizde onun ne kadar sizi baskıladığını göreceksiniz. Şimdi orada Hazreti Musa önce bir özdeşlik yaşıyor. Yani benim düşüncelerim, benim duygularım ve benim eylemlerim şeklinde bakıyor. Ve bunu kendisi için çok zaruri ve onu ayakta tutan bir şey olarak görüyor. Özdeşleşmiş bir halde. Allah bırak deyince o özdeşleşmeyi bir bırak. Yani onları özdeşleşmeden gör. Bak bakalım istek merkezi ne yapmaya çalışıyor? Düşünce merkezi ne yapmaya çalışıyor? Mesela ben bazen bazı böyle aşırı planlayıcı insanlara diyorum ki plan yapma diyorum. Ama bir bakıyor, biraz gözlemliyor ve şu noktaya geliyor. Zihnim sürekli plan yapmaya çalışıyor. Ya dün bir arkadaşla böyle geziyoruz. Dedim ki şuraya gideceğiz. Sonra ne yapacağız dedim. Sonra dedim bilmiyorum ne yapacağız. Öyle şey yapıyoruz. Bir sokağa giriyoruz. Bu sokağa niye girdik? Bilmiyorum dedim. Böyle daha ışıklı olduğu için öyle girdim. Nereye gideceğiz? Diyorum ki bilmiyorum. Ama onun zihni sürekli planlamaya çalışıyor. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra ne yapacağız? Ve bakın dikkat edin. O düşünmüyor. Ben ona plan yapma dediğimde o plan yapmamazlık edemiyor. O zaman ne bu? Bu bir yılan bu. Yani senin kontrol edemediğin bir şey. Senin kontrol ettiğini zannettiğin ama aslında senin kontrol edemediğin bir şey. Tıpkı yılan gibi. Yani ben düşüncemi kontrol ediyorum. Ben planlıyorum. Sen planlamıyorsun. İçeride bir zihin işliyor. Senden bağımsız. Sürekli plan yapıyor. Sen de planladığını zannediyorsun. Ben plansız yaşayamam. O zaman bir gün bir yaşa bakalım ya. Bir de bakalım. Sen de plansız yaşayamıyorsun. Yoksa zihnin sana plansız olma özgürlüğünü tanımıyor. Hangisi? Ben mi plansız yaşayamıyorum? Yoksa zihnim bana sürekli plan yapıp dayatıyor. İşte bir şeyi bırakabilseniz o zaman onun nasıl size tahakküm ettiğini göreceksiniz. Ben de bir şey istiyorum. Bir istek tarafından kuşatılıyor muyum? İşte Musa'nın buradaki şeyi ne oldu? Onu gördü. Ayrıştı ve onun ne olduğunu gördü. Düşünme merkezinin, eylem merkezinin, istek merkezinin ne olduğunu gördü. Ve onların aslında kendi tarafından yönetilmediğini fark etti. Yani aslında beni sürekli kuşatan, bana sürekli bir şeyleri empoze eden, beni sürekli yöneten ve yönlendiren bir şeyin tahakkümü altındayım. Özgürce isteyemiyorum. Özgürce düşünemiyorum. Özgürce hareket edemiyorum. Ha bunu nasıl tanımlıyoruz? Tabii böyle tanımlamıyoruz. Çünkü egomuza da zor geliyor. Bu çok zor. İnsanız diye bunu yumuşatmaya çalışıyoruz. Halbuki dikkat edin. Özgürce düşünebiliriz. Bu imkan bize verilmiş. Özgürce isteyebiliriz. Özgürce hareket edebiliriz. Ama bunun için ayrışmaya ihtiyacımız var. O yüzden hani Musa ne dedi? İşte benim asam. Bırak dedi onu. Yani ayrış. Ben ve o asa ayrımını yakala. O zaman onun ne menen bir şey olduğunu daha iyi kavrayacaksın. Bir düşünce yılanı tarafından, bir istek yılanı tarafından
bir eylem yılanı tarafından sürekli yönetiliyorsun, kuşatılıyorsun, yutuluyorsun bazen. Bir bakıyorsun mesela bir insan bir şey istiyor, o istekle öyle bir şey olmuş ki, bütünleşmiş ki. O istek olsun, sanki her şey tamam olacak. Ama o istek olmazsa çok berbat olacak, her şey kötü olacak. Hayatta böyle bir şey yok ki. Bakın hayatta böyle bir şey yok. Yani bir şey isteyeceğim, o olunca her şey mükemmel olacak. Veya o istediğim şey olmayınca çok berbat olacak. Hayatta böyle bir şey yok. O yüzden sufi bilgeler der ki, bu dünyada kazandığına çok sevinme, kaybettiğine de çok üzülme. Bu hani böyle duyarsız mal gibi ol demek değil arkadaşlar. Böyle yanlış anlamamak lazım. Duygusuz olmak değil bu. Bu dengeli olmak demektir. Yani bu şu demektir. Bak dünyada bütün dünyayı kazansan veya dünyada aklına gelen her ne varsa olgu olarak ne olursa olsun. Mesela bütün insanların sevgisini kazansan. Dünyanın bütün parası senin olsa. Dünyanın her yerinde oturacağın bir lüks ev olsa. Düşünün ne olursa olsun bu dünyadaki herhangi bir şey ne olursa olsun. Bu sizi hakikaten mutmain kılmaz. Dünyada da ne kaybederseniz edin, bu sizi mahvetmez. Bunun aksini düşünüyorsanız, bir yılan tarafından yutulmuş demeksiniz. İnsanlar, bakın bunları iyi yönetemedikleri için bir şeyleri çok büyütürler. Sonra da bunları böyle sanal medyada görürsünüz. Geçen böyle bir şeye denk geldim. Babası ölene yetim derler, anası ölene öksüz derler, çocuğu ölene hiçbir şey demezler. Çünkü bu taşınabilecek bir acı değildir. Allah kimseye evlat acısı vermez. Ne bu şimdi? Normal değil mi, değil mi? Normal geliyor biraz. Çok anormal bir şey arkadaşlar. Yani aşırı anormal. Öyle diyeyim size. Aşırı anormal bir şey. Sen bir oturup düşün, hangi özdeşleşme içindesin de evladın öldüğünde dayanamıyorum diyorsun. Hangi özdeşleşme içindesin? Hangi merkez yanlış çalışıyor? Bu çok büyük bir tuzak. Hepimiz için büyük bir tuzak. Bakın. Ve bunlar böyle çok yaygınlaşan şeyler. Bu ve bunun gibi şeyler. İşte değerini bilmeyen insanlar arasında yaşamaktan daha büyük bir acı yoktur falan. İşte değerini bilmeyen insanlar içinde oturmaktansa değerini bilen insanlar arasında ol daha iyi. Kimse de şunu demiyor ki, kardeşim sen değerini bilmiyor musun? Değil mi? Yani sen değerini bilmiyor musun? Eğer bir insan değerini bilmiyorsa, o zaman bu geyik muhabbetlerini yapmaya devam eder. Ve bunlar bize çok böyle güzel gibi görünür. Halbuki çok basit. İşte değerini bilmeyen insanlar, mesela çok yaygın bir şey bu böyle değil mi? Değerini bilmeyen insanlar. Yani hiç kimse benim değerimi bilmesin. Veya bilsin. Benim için fark eden bir şey olmamalı. Benim için ne fark eder ki? Değil mi? Bazen Allah için deriz değil mi işte? Bütün insanlar inansa Allah'a etkilemez. Bütün insanlar iman edip kulluk etse yine onu etkilemez. Sende de bundan bir nebze yok mu? Bakın ne diyor bilgeler? Sen samet olanın aynasısın. Orijinal söyleyelim. Aynayı samet olan batını kalbine başka muhabbetlerin girmesine izin verme diyor bir bilge. Ayine-i samed olan, yani samediyetin aynası olan kalbine
kalbinin özüne başka muhabbetlerin girmesine izin vermiyor. Allah kendi zatıyla kaimse, onun zatından gelen bir değer varsa, senin de onun üflediği ruh vasıtasıyla zati bir değerin var. Kendi değerin var. Kendinde olan bir değer var. Ama sen bu değerin farkında değilsin ve kim bana değer verir diye arıyorsun. Sonra da bunu normalleştiriyoruz. İnsan değer görmek istemez mi? İnsan değer gördüğünde mutlu olmaz mı? Ben o yüzden biraz keskin konuşuyorum ki bazı zihnimizdeki şeyler sarsılsın. Çünkü o kadar kemikleşmişler ki, ben normalde yumuşak bir dil kullanırım ama bazen sert bir dil kullanmak durumunda kalıyorum. İşte bir insanın senin değerini bilmesi mutluluk vermez mi? Diyorum ki vermez diyor. Keskin konuşuyor. Bunu şunun için söylemek istiyorum. Sen kendi zatının değerini bilmiyorsan, bütün dünya sana değer verse ve sen bundan mutlu olsan, sen hiçbir şeyi idrak etmiş sayılmazsın. Şanslı da sayılmazsın. Mutlu da sayılmazsın. Çünkü sen hakiki mutluluğun farkında değilsin. Allah sana zati bir değer vermiş. Kendi zatından bir tecelliyle sana özel bir değer vermiş. Kendi varlığından kaynaklanan bir değer vermiş. Sen bu değeri unutuyorsun. Sonra kim bana değer verir diyorsun. Sonra işte bu değer veriyor, bunu seviyorum. Bu değer vermiyor, sevmiyorum. Bu daha önceden bana değer veriyordu ama şimdi vermiyor. Bu benden çok şuna değer veriyor diye başlıyorsun uzun metraj hikaye ve Brezilya dizileri gibi hikayeyi uzattıkça uzatıyorsun. İşte annem beni daha çok seviyor, yok babam beni daha çok seviyor, yok şu kardeşim beni daha çok seviyor, bu kardeşim. Hikaye uzadıkça uzuyor. Gerek var mı? Yok. Ama bunun temelinde yatan şey ne? Senin temel bir noktadan tuzağa düşmüş olman. O yüzden arkadaşlar bunları biraz şöyle bir bırakırsak ne menem olduklarını anlayabiliriz. Ama özdeşleşirseniz onları anlayamazsınız. İşte o yüzden Allah Musa'ya dedi ki asanı bırak. Bıraktı, yılana dönüştü. O da zaten yılandı. Yani onu yutuyordu. Mesela şöyle düşünün. İçinizde yönetemediğiniz hiçbir istek ve arzu yok mesela. Gayet iyi yönetebilirsiniz. Mesela bir şey isteyebilirsiniz. Gerektiğinde dakikasında istemeyebilirsiniz. Esneyebiliyorsunuz. Dilediğinizde düşünebiliyorsunuz. Dilediğinizde düşünmüyorsunuz. Dilediğinizde eyleme geçebiliyorsunuz. Dilediğinizde çok rahatlıkla eylemi durdurabiliyorsunuz. Var mı aramızda bunu yapabilen? Demek ki bir yılanla arkadaşlık yapıyoruz. Farkında değiliz. Evet. İşte yaratıcı bize bu özgürlüğü veriyor aslında. Yaratıcının insana verdiği bir özgürlüktür. Asanı bırak, yani yılan oldu değil mi? Sonra şimdi al diyor. Yani ne demek? Bak benim koyduğum yaratılış ilkeleri üzere bunu al, kullan. O zaman senin gerçekten asana dönüşür. İşte o kadim bilgelikte böyle bütün din bilgelerinin elinde bir asa vardır. Onun temsil ettiği şey budur. Hatta bazılarında yılan gibidir. Yani şekil olarak bir yılan başı vardır o asada. Bu şu demektir. Yani bana verilen bu düşünce, istek ve eylem merkezini ben ilahi fıtratımın bilinciyle kullanıyorum.
Yani şöyle düşünün, elinizde bir sopa var ve o sopa tarafından ara sıra dövülüyorsunuz. Hani böyle canlı bir sopa, ara sıra size vuruyor, dövüyor. Sırtınıza, ensenize, ayağınıza, kolunuza, bacağınıza vuruyor. Ne yaparsınız? Bir an önce kurtulmaya çalışırsınız değil mi? Ama fark ederseniz, işte bunu fark etmek, işte o zaman kabullenme kavramı da yerine oturur. Çünkü bakın, kabullenmenizi engelleyen ne? Bir şeyin şöyle veya böyle olmasını istiyorsun. Peki burada dikkat edin, bizim burada kastettiğimiz şey hiçbir şey istememek, hiç eyleme geçmemek, hiç düşünmemek mi? Hayır. Yerinde, zamanında, ölçülü ve esnek. O zaman biz bu merkezleri fıtratımızın bilinciyle kullanırız. Aksi takdirde onların sahte bilinçlerine maruz kalırız. İstek merkezi alabildiğine gittiği yere kadar gider. Eylem merkezi alabildiğine gider. Düşünce merkezi otomatik bir şekilde, hani bazen diyoruz ya, zihnimi durduramıyorum. E tabi durduramazsın. Ya peki durduramıyorsun, bırak gitsin. Niye özdeşleşiyorsun? Yani Musa gibi at o zaman. Yani bir sopa düşünün, bakıyorsunuz garip bir sopa, böyle sizi çekip götürüyor bir yere. Ne yaparsınız öyle bir durumda? Hayal edin, böyle bir hikaye, metafor, masal olsun mesela. Yani elinizde bir sopa var, yürüyorsunuz, birden bakıyorsunuz ki sopa sizi bir yere çekiyor. Ne yaparsınız? Bırakırsınız değil mi? İşte bırakın. Biz zihnimize yapışık olduğumuzu zannediyoruz. Öyle düşünüyorum, ne yapayım? Bak sen düşünmüyorsun. Sende bir şey düşünüyor. Ve otomatikleşmiş. Onu yönetemiyorsan o zaman bırak. Yönetemiyorsan bırak. O olma. O zaman o seni çekemez. O seni götüremez. Düşünceyi bırakmak gerekiyor. Evet, yani düşünceyi kendi haline bırak. Hani ama bazen insanlar şey gibi zanneder. Hani oğlu Nasrettin Hoca'ya demiş ki, baba demiş, hırsızı yakaladım, getir demiş. Gelmiyor demiş. E bırak o zaman demiş. Bak çok güzel bir şey. Anlattığı da budur arkadaşlar. Konu, hikaye, masal değil. Diyor ki lan yakaladım diyor. Yani zannediyor ki ben onun hakimiyim. O zaman getir diyor. Yani o zaman madem sen onu yakalamışsın, o zaman onu getir. E diyor gelmiyor diyor. Bu aslında neyi gösteriyor? Demek ki benim irademde değil, benim kontrolümde değil. O zaman bırak diyor. Çok anlamlı bir fıkradır bu. Gülmek için değil bu yani. Çok derin bir manaya işaret eden bir şey. Hırsızı yakaladın, getir, gelmiyor. E bırak diyor. Sen zannediyorsun ki ben istiyorum, zannediyorsun ki ben düşünüyorum. Zannediyorsun ki ben eylem yapıyorum. Öyle mi? Bakalım. Kontrol edebildiğini düşünüyorsun değil mi? İstek, düşünce ve eylem merkezini. E tamam, kontrol edebiliyorsan buraya getir bakalım. Yapamıyorsun. O zaman bırak. Sonra da şunu demememiz gerekiyor. İnsanız, ne yapalım? Böyle değil arkadaşlar. İnsanız, böyle olmayalım. Aslında doğru cümle bu. İnsanız, Allah bizi insan olarak yaratmış. Böyle olmayabiliriz. Böyle olmak zorunda değiliz. Böyle olma ihtimalimiz var. Böyle düşebiliriz. Ama her zaman düşüşte olmak zorunda değiliz. Her zaman bir düşkün gibi yaşamak zorunda değiliz. Çünkü insanız. Yani insan olmak iki ucu potansiyel olarak barındırmak demek. Bir ucu en aşağılara düşersin, bir ucu en yücelere çıkarsın.
biz niye hep o düşüşten bahsedince insanız, ne yapalım? Öbürünü söyleyince de biz peygamber değiliz. O zaman düşüşten başka bir seçeneğimiz olmuyor gibi. Halbuki Allah bizi insan olarak yaratmış. Bu ne demek? Bak, dikkat etmezsen çok düşebilirsin. Ama dikkat edersen çok özel bir varlıksın. Allah'a muhatap olabilen. Bütün dünya yıkılsa hayretle seyredebilecek olan. Bütün dünya sana verilse senin varlığına bir şey katmayacak olan bir varlıksın sen. Bak, öyle bir varlıksın ki bütün dünya sana verilse senin varlığında bir damla bile arttırmaz. Öyle bir varlıksın. Bütün dünya alınsa senin varlığında bir damla kadar bir eksiklik oluşturmaz. Böyle bir varlıksın. Böyle aziz bir varlıksın. Yani izzet sahibi bir varlıksın. O yüzden bakın, Allah bize kendisini vaat eder. Rabbine dön der. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun der. Cennet, cehennem, onlar ara düzeyler. Biz cennetin arzulusu değiliz. Hakiki insana cennet bir şey katmaz. Hakiki insandan cennet bir pay alır. Yani cennet insanı özler, insan cenneti özlemez. Bakın, bunu unutmayın. İnsan cenneti özlemez. Cennet insanı özler. Cennet bir arif insanın irfanına muhtaçtır. O bir kitap gibidir. Onu okuyacak bir arif bekler. Ama arifin ihtiyacı yoktur. Arifin cennet arzusu yoktur. Cennetin arife katacağı da bir şey yoktur. Sadece cennet Allah'ın yaratım alemlerinden bir tanesidir. Oradaki ilahi tecelliyi, sanatı temaşa eder ama asla cennetin arzulusu değildir. Allah dışında hiçbir şey insan kalbinin arzusu olamaz. O yüzden Kur'an bize ne diyor? Kalpler ancak Allah'la mutmain olur. Yani senin kalbinin tek arzusu Allah olmalı. Çünkü böyle donatılmışsın. Bakın, bu şey değil yani, Allah öyle istiyor. İşte Allah ancak bundan razı olur. İşte Allah'ın dileği bu, ne bilelim. Bu değil. Bu şu demektir. Senin kalbin ancak Allah'la mutmain olur. Bunun için budur. Ya sen niye bir tek Allah'ı istemelisin? Kalbinin asli ve tek arzusu niye Allah olmalıdır? Çünkü ancak sen onunla mutmain olabilirsin. Yoksa Allah'ın bir kompleksi yok yani. Allah'ın, aa bak, beni isteyeceksin. Benden başkasını istersen gücenirim. Öyle bir kompleksi yok, öyle bir benliği yok yani. Bu bizim mahiyetimizi anlatan bir şey. Kalpler ancak Allah ile mutmaindir. O zaman benim kalbimin tek ve asli arzusu olmalıdır. O yüzden Hazreti İsa der ki, Allah'a kalbinde ikinci sırayı verenler ona hiç yer vermemiştir. Ona birinci sırayı verip arkasına ikinciyi ekleyen de Allah'a bir kalbinde yer vermemiştir. Allah'la birlikte başka bir şeyi arzu etmeyeceksin. Bu şuna benzer arkadaşlar. Diyelim ki bir çocuk düşünüyor. Annesine gidiyor. Mesela anne soruyor, ne istiyorsun? Çocuk diyor ki, anne seni istiyor. Başka ne istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum anne diyor. Ama o anne onun diğer
zahiri ihtiyaçlarını görür değil mi arkadaşlar? Ama dese ki anne seni istiyorum ama bir de elmalı pasta istiyorum. Ne oldu? Yani gülünç bir şey oldu değil mi? Veya deriz ki çocuk daha bu olgun değil. Tıpkı bunun gibi. Allah'ı iste, başka hiçbir şey istemiyor. Yani kalbinin merkezinde ikinci bir şey olmasın. Allah birincidir ve tektir. Yani Allah aslında birinci de değildir, tektir. Ne güzel, güzel bir şarkı var değil mi? Kalbinin sahibi sensin, orada yalnız sen varsın. Bu çok yüksek bir bilinçtir. Yani insan bu idrake erdiği zaman gerçekten insan olmuştur. Allah kalbimizin sahibidir ve ondan başka hiçbir şey yoktur. O zaman kalbimiz huzura erer. Dengeyi bulur. Aksi durumda bu bahsettiğimiz düşünce, eylem ve istek merkezi bizi birçok yabani ellerde gezdirir. Başarı istersin, kariyer istersin, değer istersin, anlaşılmak istersin, etkili olmak istersin, karmaşaya döner. O yüzden bir Kur'an'da bir ayet var. Mealen ona şöyle anlam verebiliriz. Allah'la birlikte hiçbir şey istemem. Bunu bazı meallerde dua etmek diye çeviriyorlar. Aslında şu. Allah'la birlikte hiçbir şey istemem. Allah'ı iste, o sana yeter. Diğer istekler olsa iyi olur, olmasa da olur. Onlar hiçbir zaman kalbinde asli bir yere sahip değildir. Bakın, insana mesela ölüm geldiğinde ne oluyor zaten dikkat edin. Bütün o istekler sönüp gitmiyor. Demek ki gerçeklikleri yok zaten. Ya şu dünyada bakın kalbinize birçok şey istiyorsunuz. Nedense ki bu akşam saat 12'de kıyamet kopacak. Hiçbir canlı kalmayacak. Ne kalır içinizde? Kalbinizde hangi istekler kalır? Çünkü asli anlamda gerçek değildir. O yüzden bu üç merkezi iyi tanımalıyız ve doğru bir biçimde yönetmeliyiz. Yoksa bunlar bizim yılanımıza dönüşür. Ve bizi yutarlar. Bizimle de oyun oynarlar. Çünkü sürekli değişken şeyler bunlar. Bakıyorsunuz, çocukken bir şey istiyorsunuz. Büyüyorsunuz, başka bir şey istiyorsunuz. Bir süre sonra başka bir şey istiyorsunuz, değil mi? Yani o istek merkezi, işte şunu iste çok mutlu olacaksın. Ya bu değilmiş. Bunu iste çok mutlu olacaksın. Onu elde ediyorsun. Bu da değilmiş. O zaman öbürünü iste. Sürekli bize bir hikaye anlatıyor istek merkezi. Bakın, bir şeyi istemek ayrıdır, bir şeyi varoluşsal bir anlamda istemek ayrıdır. Bunu ayırmamız gerekiyor. Yani ben bir şey isteyeyim, mesela susamışımdır, su isteyebilirim. Ama su varlıktır. Yok kardeşim, su varlık değildir. Su beni yaşatır. Hayır, su beni yaşatmaz. Su kullandığım bedeni yaşatır. Benim yaşamım beden değil ki. Su hayattır, öyle bir şey yok. O bir reklam sloganı. Ama su bedenimin ihtiyacıdır. Varsa içerim, yoksa canı sağ olsun. Bedenim ölecek, ölürsün. Büyük bir şey. Çok mu korkmam gerekiyor? Dolayısıyla bakın, isteklerimiz varoluşsal olmamalıdır. Yani şu demek, ben bir şey isteyeceğim, o benim varlığıma bir şey katıyor olacak. Hayatta böyle bir şey yok. İnsanın gerçek varlığına bir şey katacak bir istek yoktur.
insanın gerçek varlığını eksiltecek bir mahrumiyet de yoktur. Bakın, işin öbür tarafı da odur. Yani bir şeyden mahrum oluyoruz, sanki çok büyük bir şey yani, çok büyük bir yıkım. Bir parçamız eksildi gibi. Yok böyle bir şey. Ama tırnak içinde ne diyoruz? Ama ben öyle hissediyorum. İşte zaten mevzu da bu. Bırak onu, ayrış ondan, o zaman onun sahteliğini göreceksin. Ayrışmazsan sahteliğini fark etmen çok zor. Musa, asasını bıraktığında yılan olduğunu gördü. Bırakmadıkça sana çok doğal gelir. Öyle hissediyorum. Ve çocuk da öyle hissediyor. Dondurma almıyorsun. Kararıyor orada hayatı. Kendini yerden yere vuruyor. Hani bazen acırız ya. Bak çocuk hani boğulacak ağlamaktan. Dondurmayı al da. Peki o dondurma öyle bir değerde mi? Değil. Peki çocuk öyle hissediyor mu? Öyle hissediyor. Peki ne yapacağız bu durumda? Onu da başka bir zamana bırakalım. O da önemli bir konu. Peki, teşekkür ediyorum. Dondurma alacağız mı hocam? Bırak öyle biz.